İyi akşamlar değerli izleyiciler. Medyaskop'un 8. açık oturumuna hoş geldiniz. Bu akşam konuklarımız iki Cumhuriyet Gazetesi yazarı, akademisyen yazar Nuray Mert. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Aydın Engin. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu akşam 1 Kasım seçimlerine doğru Türkiye'de siyasette neler olup bittiğini konuşmaya çalışacağız. Ve tabii ki Suriye meselesi de gündemimizin bir köşesinde yer alacak. Son zamanlarda yazdığınız yazılara baktım. İkinizin de yazdığı yazılara baktım. Oradan şu soruyu çıkardım, ortak bir soru. 1 Kasım'da yapılacak genel seçimin sonucu 7 Haziran genel seçim sonuçlarıyla aynı mı olacak, farklı mı olacak? Valla ben hiç seçim tahmini yapabilen birisi değilim doğrusu. Nadiren çok isabetli tahminler yaptığım oluyor ama genelde yani seçim tahmini yapmak da istemem. Türkiye gibi bir yerde özellikle hani son dakikada bile bazı şeylerin değişebildi. Bir ülkede ben seçim sonuçlarını, biz zaten siyaset gözlemcisi olarak seçim sonuçlarını yorumlamak bizim için daha önemlidir tahmin yapmaktan. O kamuoyu araştırmacıların işi. Sadece yani duyduğumuz, kulağımıza gelen şeyler var ki o da çok farklı değil herhalde yani aşağı yukarı ortada dolaşan tahminler ve kamuoyu araştırmaları benzer sonuçların geleceğini istatistik yönteminin hata payları içerisinde seyrediyor benim gördüğüm kadarıyla eksi artı 3 dersek buna yani 2-3 dersek o civarda bir izleyebildiğim kadarıyla öyle. Yani benim şahsi bir tahminim yok onun dışında. Tam Nuray Mert'in bıraktığı yerden bir cümle galiba anlamlı olacak. O kadar kır payı bir durum var ki artı eksi 3 bile çok değil mi? Ve sonucu değiştirebilecek önemde. Çünkü sözünü ettiğimiz sonuç kim birinci parti olacak sorusu değil. AKP birinci parti olacak. Bu konuda hayal kurmak, belki de olmaz filan demek çok ayakları yere basmayan bir tahmin. Tartıştığımız veya tartışacağımız tek başına hükümet kurabilecek mi yoksa bir koalisyona mecbur mu kalacak? Evet. Bu konuda ben 7 Haziran seçimlerinin sonuçları aynen tekrarlanacak. Çok şey değişmeyecek yollu. Tamam tahmin edebiliyorum. Yani çok büyük patlamalar, kaymalar olmayacağı ortada. Ama küçük değişiklik olursa ama diyorsunuz küçük değişiklikler de değiştirebilir. Hatta daha da önemli bir nokta kıl payı diyebileceğimiz MHP mi alacak, HDP mi alacak, AKP mi alacak derken birisinin aldığı kıl payı farklarla seçim sisteminden dolayı, don sisteminin özelliğinden dolayı aritmetik oyunlarla, hilelerle değil, aritmetik sonuçlarla bir örnek vereyim. Çankırı için herhangi bir tahminde bulunmaya gerek yok. Çankırı'dan iki milletvekili çıkacaktı. İki milletvekilini %71'lik sanırım oy oranıyla AKP aldı. Dolayısıyla bu seçimde de Çankırı'dan iki tane AKP milletvekili çıkacak demek çok büyük bir bilgi gerektirmiyor. Ama İzmit'te Kocaeli'nde 500 oy farkla HDP bir milletvekili çıkardı. Bakan olanlardan biriydi. Hangisi bilmiyorum ama bu 500 oy değişebilir. Yer değiştirebilir. Ve İzmit, Kocaeli çok özel bir yer değil. Bu kıl payı milletvekillerinin değiştiği pek çok yer var. Özellikle Karadeniz kıyısında ve İç Anadolu'nun kuzey bölgelerindeki illerde, Kastamonu gibi filan örnek olarak veriyorum. Ve Karadeniz kıyısındaki illerde MHP ile AKP arasında sahiden kıl payı milletvekili değiş tokuşu olmuş. Bunun bu seçimlerde örneğin hiçbir şeye evet demedi, lanet olsun bu MHP'ye deyip AKP'ye verebilecek ya da başımıza bu terör belasını bu AKP soktu deyip MHP'ye dönebilecek olan bir takım oylar olabilir diye düşünüyorum. Ve ben bu 7 Haziran aynen tekrarlanacak beklentisinin özellikle CHP'de ve kısmen HDP'de bir tembelliğe yol açtığını da gözlüyorum. Nasıl aynen tekrarlanacak? Biz gene 80 kaldığımız yerden devam ederiz. Pek öyle de olmayabilir. Bu tembelliği tehlikeli bir tembellik olarak görüyorum. Ama şu vaka, birinci parti AKP olacak, ikinci parti CHP olacak. MHP ile HDP'de aldıkları oya göre AKP'nin tek başına iktidar olup olmayacağını belirleyecekler. 7 Haziran da bu sonucun çıkacağını hiç öngörmüş müydünüz? Tahmin etmiş miydiniz? Böyle bir şey olabilir
diye düşünmüş. Valla o zamanlarda da bir takım tahminler yapılıyordu ama o kadar alıştık ki, yani ben kendi şahsıma o kadar alıştık ki 13 yıldır. Yani kıl payı da olsa AK Partisi iktidarı çıkar buradan demeye, doğrusu benim için sürpriz oldu. O kıl payı gerçekleşmedi. Sizin Çaydın abi. Ben biraz umut ederek muhalif birisi olarak, AKP'nin iktidarda kalmasına karşı biri olarak, yani gazeteci objektifliğiyle değil gazeteci taraftarlı taraflılığıyla AKP'nin tek başına iktidar olmasının önünü kesecek tek siyasal gücün HDP olduğunu, CHP'nin bir mucize yaratamayacağını, %25'i 26'ya çıkarabileceğini en çok, bunun için bile pek bir sebep olmadığını ama HDP'nin bu oyunu bozabileceğini sürekli vurguladım. Bu konuda bazı CHP'lilerden fırça yedim. Hatta şöyle bir anekdotu paylaşmak hoş olacak diye düşünüyorum. Çok defamlı olarak bana mailler atıp durmadan HDP propagandası yapmanızdan bıktım usandım sizin. Ben bu HDP'ye güvenmiyorum. Sonunda AKP ile işbirliği yapacak bunlar. Güvenmiyorum. Bu yazılı olarak da böyle geliyor. Sonunda ben ona şey dedim. Haklısınız, bu kadar güvenmiyorsanız siz vermeyin HDP'ye dedim. Ama o zaman AKP tek başına iktidar olacak dedi. Dolayısıyla bir umutla bir beklenti arası bir öngörüm vardı. Şimdi tabii bunu burada itiraf ediyorum. Aslında Haziran'dan sonra, seçimden sonra nasıl tahmin etmiştim? HDP bunu yaparsa bu iş biter abi diye. Şimdi bu seçimde net gördük biraz önce senin de söylediğini. Küçük bir fark aslında büyük bir fark yaratabiliyor. Nitekim yarattı. 1 Kasım'da gene bu fark yaratılabilir mi? Siz diyorsunuz ki, bu benim yorumum tabii, siz yazmamışsınız bunu böyle ama benim yazıdan çıkardığım, siyaseten kekeme bir HDP bana göre bu farkı yaratamayabilir tekrar. Sadece nedir HDP'nin sıkıntısı? HDP'nin sıkıntısını, yani benim gördüğüm kadarıyla, benim sıkıntı olarak gördüğüm şeyi anlatabilirim de, sadece HDP'yi sıkıntılı görmüyorum. Ben 1 Kasım'dan sonra aynı benzer sahne tekrarlanırsa, yani AK Partisi tek başına iktidar olamazsa, bizi çok güzel günlerin beklediğini görmüyorum. Yani işte bazıları böyle çok fazlaca ümitli, bu sefer koalisyon olacak filan diye, ama Türkiye'nin hani dikkate niye koalisyon olamadı ve acaba bundan sonra olabilir miyi iyi düşünüp taşınması lazım. Özellikle niye olamadı koalisyon meselesini, bu sıradan bir iş değildi çünkü. O yüzden ben tablo tekrar ederse de Türkiye'de zaten bütün aktörlerin sorunlu pozisyonlarını devam ettireceğini düşünüyorum. Devam ettirmezse, ya aynı tablo olmazsa, kıl payı iktidar olursa AK Partisi, o zaman daha net bir tablo ortaya çıkacak. Yani tam bir başkanlık seçimine doğru bir koşuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunsuz görecek veya böyle bir takdim etmeye çalışacak. O yüzden ben bütün siyasi aktörleri, seçimin sonuçları ne olursa olsun diye başlık atmamın nedeni de o. Yani maalesef öyle çok önü açık değil. Her durumda, yani öyle bir noktaya geldik ki artık 1 Kasım'daki sonuç ne olursa olsun, bu mevcut siyasi aktörlerin siyasetin önünü açacak kabiliyeti gösteremeyecek tıkanmalar içerisinde olduğunu düşünüyorum. En iyi gözüken, yani şimdi bir merkezde durmaya çalışan dedim CHP. Bu da boşluğa düşüyor çünkü merkezde siyaset yok. HDP'ye ilgili soruna gelince, şimdi inşallah bu oylara yansımaz. Şimdilik yansımayacak gibi gözüküyor. Başka faktörler devreye girdiği için. Yani oyları düşmeyecek ve inşallah tekrar barajı geçecek. Çünkü bu çok önemli Türkiye'de demokrasi açısından da. Kürt meselesinin demokratik siyaset zeminde tartışılması açısından da. Ancak 7 Haziran seçimlerindeki başarıdan %13. Şimdi hani zor ve herkes, yani gerçekten de hani şunu bilerek stratejik oy verenler de oldu. Aydın Bey'in dediği gibi. Yani sadece AK Parti'nin milletvekili bu baraj sisteminden dolayı, yani bu değişim, bu adaletsiz temsili, yani sadece tek başına olamaması değil, tek başına iktidar olabilecek bir rakam olsa da, hani böyle kıl payı da geçse, evet, çok milletvekilliği dağılımları değişecekti. Bu çok önemliydi. Ama onun çok üzerinde bir oy aldı HDP ve bu çok önemli bir gelişme. Dediğim gibi, yani Türkiye'de demokrasinin önünü açmak açısından da, Kürt meselesinin demokratik zemine taşınması açısından da, ikisi de zaten birbirine bağlantılı.
Ama ikisinin de altını ayrı ayrı çizmek lazım. Şimdi bundan sonra PKK'nin Kürt siyasetinin çatışma siyasetine girmesi ve de özelliği yerinde inşa etme, fiili bir özellik istik inşası siyasetine girişmesi ne olursa olsun yine diyorum. Yani oylarını etkilemese dahi, etkilememesini temenni ederim. Ama etkilemese dahi bir sorun olacak. Çünkü HDP'nin neyi temsil ettiğini, ya ben şeyde işin şu Şivay terör örgütüyle bağlantılı falan kısmında değilim. Zaten PKK'yı terör örgütü olarak da görmüyorum. Yani silahlı mücadeleyi tasvip etmemek başka bir şey. Yani bizim gibi yani demokratik mücadeleye inanan insanlar silahlı mücadeleyi tasvip etmez. Bu başka bir şey. Nasıl adlandırdığınız bazı hareketleri bambaşka bir iştir. Şimdi bu başka bir şey. İlişkisi ne? Tabanı, ortak falan. Bunlar bilinen şeyler. Artık bunları yazdım da. Yani İktidar Partisi mensupları bile teslim etmişlerdi çözüm sürecinde. Çözüm sürecinin çok olumlu taraflarından biri buydu. Bazı gerçekler artık telaffuz edilebilir hale gelmişti. Şimdi ben ilişkisinden dolayı demiyorum ama Kürt siyasetinin silahlı kanadı da işin içerisinde ve devrimci bir strateji benimsediği andan itibaren HDP'nin işlevi bir soru işareti haline geliyor. Başlı başına. Yani insanlarda o zaman yani biz mesela işte demokratik güçlerin desteğini bekliyoruz diyorlar. Şimdi biz olmakta olan bir devrimi mi, devrimci stratejiye mi destek vereceğiz? Ki demokratik güçlerin böyle bir kabiliyeti yok. İkincisi yeniden yine bu devrimci stratejinin devamı olan fiili özellik inşasını mı yani destekleyeceğiz? Bu da demokratik siyaset açısından çünkü demokrasi algılarımız farklı olabilir. Yani ben doğrusu yerinden demokrasiye de tartışılması gerektiğini düşünen biriyim. Yani Kürtlerin siyasal statüsü olması gerektiğini düşünen biriyim. O başka. Ama Öcalan'ın modeli olan bir doğrudan demokrasi ne sorunlu bulan. Bu zaten çok tartışmalı bir iş. Doğrudan demokrasi dediğimiz şey. Bu tür bir yerel yönetim modeli. Doğrudan yönetim. Demokratik açıdan fazlasıyla tartışmalı şeyler. Dolayısıyla ben şimdi hani çok tartışmaya, demokratik tartışmaya konu olması gereken bir şeyi niye durduk yerde destekledim? Zaten nasıl desteklenebilir yani fiiliyata geçirilmiş, emrivaki yapılan bir şey. Nasıl destek? Dolayısıyla HDP demokratik kamuoyuna yönelmek durumunda olan. Yani her ne kadar PKK sempatizanı olan bölge halkında bu ikisi çelişmiyor olsa da onun bir hale dışındaki insanlar için çelişir. Ben sadece Batı'dan da bahsetmiyorum HDP seçmeni açısından. Tam tersine Batı'daki seçmeni çok yani daha önceki bu tür hani demokratik hareketlerde olduğu gibi çok ve tek başlarına girdikleri oy aranı kadar olmadı. Belki biraz şimdi artmıştır. Ama hesap edilen zaten 1,5-2 falan gibi. Evet. Hani Batı'dan alınan oy. Onun dışında Kürt oyları yani onun dışındakiler alınan oylar Kürt oyları denildiğinde bu Kürt oylarının da PKK oyu olmadı. Yani kemik PKK sempatisi olan tabanın oyunun üzerine böyle bir 5 falan puan oy arttı. Yani Kürt oyu arttı görülüyor. Bu 5 puanı iyi değerlendirmek lazım. Yani o 5 puan başka bir sosyolojiye işaret ediyor. Ben öteden beri şimdi liberallerin kalkıp işte bu PKK ortalığı dağıtacak bilmem ne veya bütün işte o sempati çizgisinde olan siyasal partilere İşte bunlar ekonomiyi mahvedecek falan diye yani çok düz liberal eleştirilerine karşı çıkmış biriyim. Ama hayatın bir gerçeği var ve gerçekten de Kürt illeri Türkiye'deki, Kuzey Irak Kürt Federal Yönetimi içinde geçerli bir modernleşme süreci içerisinde dönüşüyorlar. Yeni nesiller yetişiyor ve bu insanlara o doğrudan demokrasi modeli dediğiniz şeyi çok tercih etmiyor olabilirler. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Yani illa eskisinin gibi işte Kürt burjuvazisi bu harekete karşı işte muhafazakarlar, Kürt bölgesi, Kürtler, Türkiye'nin diğer tarafları, bizim gibi ülkelerdeki diğer topluluklar gibi, her tür topluluk gibi farklı unsurlar barındırıyorlar ve yeni nesiller yetişiyor. O yeni nesiller biz beğenelim beğenmeyelim daha orta sınıf talepler ve dolayısıyla da demokratik siyaset. Bu iyi bir tarafı. Yani demokratik siyasete daha yatkınlar. Dolayısıyla HDP yani Kürt siyasetinin bu işin bu tarafını göz ardı ettiğini düşünüyorum. Ben bunun büyük bir kayıp olduğunu
Hele çatışmalı süreçten sonra. Hı hı. Yani dediğim gibi seçimlerde bu oy kaybettirebilir, Kürtlerin oylarını kaybettirebilir. Zaten iktidarın oynadığı oyun bu. Yani iktidarın gözü zaten Batı'da 3-5 tane onların gözünde Cihangirlerin, Nişantaşı'nın oyu değil. Asıl HDP'nin kazandığı fazladan Kürt oyları. Şimdi bunu AK Partisi planladığı gibi çekebilir mi bir kısmını kendine, çekemez mi tartışılır. İnşallah bu planladıkları olmaz. Ama bu riske atıldı, bunu söyleyeyim. Velev ki seçimde başarılı olmasın, bundan sonra HDP'nin demokratik siyasette oynayacağı rolde de sürekli bu gerilimler, bahsettiğim gerilimler olacak. Ve bu da demokratik siyasetin gidişatında önünde bir engel olacak, bir problem olarak devam edecek. Ben zaten 7 Haziran'dan sonra da HDP önemli bir platform ama sürdürülemez bir proje buraya, demiştim. Buraya tekrar döneceğim izninizle. Aydın abi, işin hesap kisap tarafıyla da ilgilisin. Hem yazından o anlaşılıyor, hem demin söylediklerinden şu kadar oy gelir, bu kadar oy gider. Bir de gazeteciliğin boyunca bölgeye de gitmiş bir insansın. Hı. Nuray Mert'in söylediği o %5 fazla oy HDP'ye gelen, hangi Kürtlerden geldi sence ve bu seçimde o oylar ne olur? Belki hatta %5'ten de fazla. Çünkü 90'lı yıllarda, hatta 2000'li yılların ilk 10 yılındaki seçimlerde barajı aşamayan, barajın altında kalmış Kürt siyasi partileri vardı. 6'da kalmış, 5.5'da kalmış, 4.5'da kalmış partiler vardı. Şimdi HDP'nin %13,8 mine alması o kaymanın oranının %5'ten bile fazla olabileceğini gösteriyor. Şimdi şöyle kanımca, Tayyip Erdoğan barış sürecini başlatmadan önce sofu Kürtlere, dinsel kimlikleri ağır basan Kürtlere dayanarak PKK'yı tasfiye edecek, daha doğrusu diskalifiye edecek, devre dışı bırakacak bir siyaset denedi. Çok kısa denedi bunu. Hiçbir şeye varamayacağı çıktı ortaya. Fiyasko oldu yani. Arkasından barış süreci dediğimiz süreci başlatmak zorunda kaldılar. Ayrıntısına girmeyelim, barış süreci şöyle gitti, böyle gitti diye. Ama o andan itibaren Kürtlerin PKK sempatizanı olmayan da ya da kendini angaja hissetmeyen, hatta ne bu ya durmadan kepenk kapatılıyor arkadaş ben dükkanımda ne yapacağım diye mızmızlanan ve genellikle halkla ilişkisi olduğu için de propaganda değeri yüksek olan esnafın da HDP'ye yöneldiğini gördük son seçimde. Burada AKP'nin yaptığı vahim hatalar vardı. Neydi mesela? Kırılma önce, neydi? Şunlar vardı. Bir defa seçime az kala Barış Dolmabahçe sürecini iptal etti. Barış masasını devirdi alışılagelmiş terimle. Ve devirdikten sonra da devlet şiddetini kullanarak bir takım operasyonlara girişti. Bu operasyonlar dağda PKK'li unsurlara karşı değil, kentteki insanlara karşı yöneldi. Özellikle son dönemde Nusaybin'de, Yüksekova'da, Cizre'de yaşananlara baktığımız zaman bu sadece işte PKK militanı olan, zaten başa baş savaşmak isteyen, dövüşmek için var olan unsurların ötesinde normal sivil halka da yönelebildiğini, bu şiddetin, devlet şiddetinin gördük. İşte 8 gün bir kentte sokağa çıkma yasağı ilan ederseniz, anneler çocuklarının cesedini buzdolabında saklamak zorunda kalırsa, ondan sonra artık daha iyi kitlesel bir oy kayması sürpriz olmaz. Bu konuda uzmanca bir görüşüm yok ama o kadar çok sık gitmedim son dönemde. Kişisel gözlemlerim de yok ama güvendiğim arkadaşlarımın gözlemleri. Daha da fazla Kürt oyunun HDP'ye akacağı yönünde 1 Kasım'da. Buna mukabil Nuray Mert doğru vurguladı. Batı'daki HDP alsın, tek başına iktidar olamasın AKP diye aslında CHP'ye verecekken, sandık başına gitmeyecekken gidip oy verenlerin oranı sonucu tayin edecek kadar ciddi bir oran değil. Çok düşük bir oran hatta. Nitekim hiçbir yerde bir milletvekili çıkaramadı bunlar İzmir 2. bölge dışında. Orada da Alevi unsurlar ağır bastığı için oldu, Kürtler değil. Bunu şundan dolayı buradan şuraya varabiliriz diye düşünüyorum. Bu pozitif yanı, oy kayması bakımından HDP'ye pozitif yanı ise bir de negatif yanı var.
tutup sadece efendim durup dururken devletin çatışma siyasetine aynı şiddetle cevap verdi PKK, HDP'yi devre dışı bıraktı. Bu mızmızca bir şikayetin ötesinde anlamı var bunun. HDP'yi yani Demokratik Siyasi Parti'yi işlevsizleştiren bir tutum. Dikkat ediniz, 90'lı yıllarda çatışma ortamı varken, hatta 2000'li yıllarda çatışma devam ederken Kürtlerin siyasi partileri barajı aşamadılar. Önemli bir ciddiyetle, önemli bir siyasal güç olarak çıkamadılar. Habire kapatıldı, yeni isim aldılar ama biri ötekinden farklı olmadı. HADEP'le DEHAB'ın, ÖZDEP'le bilmem neyin farkı nedir derseniz valla yoktur. Aynı adamlardır çoğu zaman, aynı ekiptir, aynı kadrolardır. Ama ne zaman ki çatışmasızlık ortamı doğduğu andan itibaren, özellikle 2013 Nevrozu'ndan itibaren HDP barajı aşacak bir ağırlık ve Kürt siyasi hareketinde öne çıkan kurum olarak ortaya çıktı. Bu aydınların da demokratların da desteğini elde etti. O yüzden bir örnek daha vereyim lafı uzatma pahasına. Hatırlayınız, Habur'dan bir grup gelmişti. Evet. Habur'da yapılan demonstrasyon, yani biz kanırta kanırta yaparız bu işi gösterisi. Oradaydım ben. Ahmet Türk'ün devre dışı bırakıldığı, ya arkadaşlar böyle yapmayın deyince sen çekil kenara moruk dercesine adeta. Terim bu değil ama tavır buydu. Dercesine onu devre dışı bırakmaları başkandı. Evet. Sesi yani sözü dinlenmeyen, başka güçlerin sözünün dinlendiği o büyük demonstrasyon işi geriletmiştir. Barış sürecinde geriletmiştir. Kürt siyasi hareketinin de demokratik ortamda gelişmesinin önünü kesen bir manasız bir acılluk veya gövde gösterisi tercihi olmuştur. Bugünlerde de aynı sakıncanın, yani devletin şiddetine aynı şiddetle cevap vermeyi tercih eden bir HPG var. Yani PKK'nın silahlı gücü. Hatırlayın, yetkililerinden Bese Hozat bundan birkaç ay önce devrimci halk savaşını başlatıyoruz dedi. Ne demek devrimci halk savaşı? Yani adı üstünde çatışmadır. Evet. Yani silahlarla, namlularla konuşulandır. Bu kadar karamsar olmayalım. Bese Hozat bugün de bir açıklama yaptı. Seçim gününe kadar 14 Ekim'den başlamak üzere tek taraflı ateşkes ilan edeceklerini duyurdu. Bunu olumlu bir şey olarak karşılayalım. Biraz epey gecikmiş bir karar bence ama çok daha önce alınsa çok daha yararlı olurdu. Ama en azından zararın neresinden dönersek kârdır hesabıyla. PKK'nın bu KCK'nin bu kararı seçimlerde HDP'nin elini daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Biraz karışık oldu ama. Yok, olmadı. Tekrar sana bir soru soracağım. Sonra tekrar Nuray Mert'e döneceğim. HDP'yi konuşuyoruz. Çünkü evet, küçük bir fark büyük bir fark yaratıyor. Yine HDP küçük bir fark yaratırsa bir Kasım'da gene büyük bir farkla karşı karşıya kalmış olacağız. Şimdi o demin söylediğin, örneğin İzmir'in ikinci bölgede Aleviler vardı da milletvekili çıkardılar. HDP tek başına ve sadece Kürtlerin partisi değil. İçinde sosyalistler de var. Evet. Sosyalist milletvekilleri de var HDP'nin. HDP'nin bu noktaya gelmesinde, 1 Haziran'daki farkı yaratmasında sosyalistlerin ve Alevilerin etkisi ne kadar oldu? Alevilerin biraz daha fazla oldu. Solcuların, sosyalistlerin, Marksistlerin, ki hepsi değil, bütün Türkiye solu toplu olarak bir destek söz konusu değil. Evet. Özellikle milliyetçi damarı şu ya da bu şekilde güçlü olan kimi sol kesimler mesafeli durdular. Destek açıklamaktan bile kaçındılar. Ama yine de dediğiniz doğru, sosyalist kesimden ciddiye alınması gereken bir kesim HDP'yi destekledi. Ancak oldum bittim, bunların sandık değeri yok gibi. Yani işte en şanlı zamanında 375 bin oy aldığı için, tip habire konuşuruz 1965'te 375 bin oy aldıydı diye, sisteme göre de 15 milletvekili soktuydu. Şimdi seçimlere girilse 375 bin bile alınamayacak bir sol. Olsa olsa moral değeri, olsa olsa propaganda katkısı olmuştur. Benim ondan da çok şüphem var. Yani keşke sadece olsa sandık olsa değerleri dedim, olsa olsa dedim. Keşke sadece sandık değeri az olsa ama bir moral, bir siyasal zemin oluşturursalar. Oysa görüyoruz ki Figen Yüksekdağ, eş başkan Figen Yüksekdağ'ın açıklamaları
çok daha Kürtlerin zora sokacak ve çok daha dar görüşlü bir solculuk. Tabii o sırtımızı yani, PYD'ye yasladık cümlesini nasıl açıklayalım? Sadece o değil. Şimdi yani genelde partisinin yani şahıs olarak Figen Yüksek daha değil ama ters bir görev dağılımı yapmış gibiler sanki değil mi? Evet, HDP'nin baş bileşeni gibi herhalde partisi ki eş başkan o partiden oldu. Vallahi hem Türkiye'de kusura bakmasınlar benim 3 kişiyi 5 kişinin temsil ettiği dediğim partilerden. Hem de onun ötesinde de zaten bu da tesadüf değil belli ki. Dilini yitirmiş yani solun dilini yitirmiş. Çok dar görüşlü. Fakat Öcalan'a inanmış kesimi diyelim. Yani solun bunun dışında da çok dar görüşlü. Kimisi ulusalcı, kimisi bambaşka. Böyle çok küçük kalmış, hiçbir şey temsil etmeyen, söylediği şeyin de bir aksi olmayan, yani bir karşılığı olmayan, kendisini dar bir yere hapsetmiş pek çok kesimi var. HDP'nin bileşenleri yani şeyler Emek Partisi'ndeki arkadaşlar affına sığınacağım onlar böyle eğreti duruyorlar ama oldukça dar görüşlü bir şey bir dünyaya dar görüşlü bir yerden bakan işte her kötülüğün altında 1917 Leningrad'da gibi yani ben hiç böyle her vesileyle solun kötülenmesine falan çok karşı çıkan bundan çok yüksünen biriyim. Ama maalesef yani Kürt siyasetinin ittifakları çerçevesinde baktığımız zaman bu son tabloda ben Türkiye'li şeyle bileşenleri yani sosyalist bileşenleri Kürt siyasetinin demokratik zeminde ufuk açan değil ufuklarını daraltan etkisi olduğunu görüyorum. Zaten şeyi de yazdım yani o tesadüfen ona düşmüş gibi bu seçim bildirilerini birlikte okuduklarında biraz da denk düşmüş bu şekilde. Yani Demirtaş böyle daha demokratik siyaset dilini kullanan pasajları okuyor. Figen Yüksekdağ da radikal veya benim radikal dediğim, ben radikali böyle algılamıyorum zaten. Yani daha kökten itirazlarınız olabilir ama esaslı olur. Bunları dar görüşlü görüyorum radikalden ziyade. O tür bir dar dünyadan olan yaklaşımların bölümleriydi ve o yüzden de zaten kimin neyi okuduğu da o kadar çok önemli. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum, affedersin. Yani sadece Figen Yüksekdağ veya benzeri bileşenler açısından değil, bir de ters açıdan da bakalım. Burada kekelemeden konuşuyoruz. Ya ayıp olur mu veyahut da sırası mı gibi değil. Dostça ama eleştiri okullarında sakınmadan konuşuyoruz. Lütfen. Bunun yararlı ve doğru olduğuna da inanıyorum. Unutmayın ki HDP'nin bir Türkiye Partisi'ne dönüşmesi kararının kamuoyuna açıklandığı günlerde Öcalan bir demeç verdi. O zamanlar ilişki vardı. Mahir'in bayrağını HDP'ye teslim ediyorum. Acaba 2015 yılında Türkiye solunun çizgisi Mahir'in bayrağı mıdır? Bu soru sorulmadı. Bu soru tartışılmadı bile. Şimdi onu tartışmak imkansız. O zaman Öcalan'ı da tartışmak lazım. Onu demek bu hareketin Öcalan'ı tartışması imkansız gözüküyor. Yani işte bu bir halk hareketidir. Şimdi halk hareketlerinin böyle tarafları oluyor. Yani halk hareketinin lideri, öncüsü, teorisyeni, kahramanının ideolojisi tartışılmaz oluyor. O ayrıca Kürt siyasetinde ayrı bir sorun. Ama şu an itibariyim gibi mesela öz yönetimin fiili inşası noktasına geldiği zaman mecburen tartışıyoruz. Çünkü hepimiz bu ülkede oturuyoruz, hepimiz siyaset gözlüyoruz ve Öcalan'ın tespitlerine pek çoğumuz yani Kürt siyasetinde onu takipçileri dışında hareketin içerisinde olanlar, o hareketin içinde yer alanlar dışında veya işte kitlesi dışında bu tespitleri paylaşmıyoruz. Ama dediğim gibi halk hareketlerinde bu tartışmayı ertelemek daha işlevsel oluyor. Ama bazen sonuçlarıyla... Nuray'ın dediği doğru, Nuray Mert'in dediği. Yani halk hareketin bu kadar sıcak aşamalarında çatışmanın, demokrasi mücadelesi anlamında da sıcak aşamalarında bu tür eleştirilerin ertelenmesi biraz kaçınılmaz oluyor. Küba'da Castro taraftarları da benzer şeyleri yaşadılar. Özellikle zaferden sonra sosyalizmin inşaı döneminde ki hatalar diyelim veyahut da tutumlarla ilgili. Bakın bir arkadaşımın güzel bir tarifi var. Nobel aldığı sırada
Türkiye'nin milliyetçileri tarafından öylesine mahkum edildi ki romancı olarak Orhan Pamuk'u eleştirme şansımız elimizden gitti. Habire erteliyoruz dedi. Tıpkı aynı şekilde. Öyle bir ortamda biz yaşıyoruz ki. Biz bunu pek çok durumda yaptık. Yani Öcalan'ı Türkiye'de eleştirmek de doğrudur. Nuray Mert'in dediği doğru. Mutabık olamayacağımız, olmamamız gereken veya olmadığımız, dostça eleştirebileceğimiz ama öyle değil de böyle diyebileceğimiz pek çok nokta var Öcalan'ın tezlerinde. Mutabık olduklarımız da var ama. Ama bunları eleştirmenin zamanlamasının şu sıcak ortamda pek de doğru olmadığı kanısındayım. Yani politik etiğe uymuyor. Bu meşhur political correctness dediğimiz ve bu 28 Şubat döneminde, o dönemler 90'larda İslamcılara dair, ben bunu pek çok defa ifade ettim, İslamcılığa dair, İslamcıların o günkü tezleri, söylemlerine dair tüm itirazlarımı mesela saklı tuttum. Bu yani hani sempati kaybederim falan değil. Zaten o zaman onların sempatisi hiç hayırlı bir iş değildi malum. Sonradan çok önemli oldu. Şimdi bunları saklı tutuyoruz. Bu bence demokratik terbiyeye, işte siyasal doğruculuğa uygun davranış. Ama dediğim gibi o yüzden şunu, bu konuya şuradan geldik. Yani siz hatırlattınız da Aydın Bey. Bu dar Türk sosyalizmi dediğimiz şeye. Onlar bir fark yaratmadı mı acaba HDP'de? Onlar yaratmadı. Zaten yani ideolojik olarak Öcalan'a yakın olmaları anlaşılır ama hani birazcık hani Kürt siyasetini bileşenlerinin daha hani demokratik bir tartışma zeminine taşıması beklenirken onlar da zaten aşağı yukarı benzer tezleri, o yüzden bu konuya girdik. Onlar da benzer tezleri savundukları için veya tamamıyla Öcalan'ın tezlerini kabul ettikleri için öyle bir vizyon olarak veya demokratik tartışma unsuru olarak bir katkıları olmuyor Kürt siyasetine. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa birinci meselemiz Öcalan'ın tezleri, ona sempati duyanlar, onu destekleyenler değil. Ve ben diyorum ki bu sorun, yani bu bir taraftan bu %5 oy veya neyse Kürt siyasetinin yeni açılımı, yani Kürt siyasetine yeni katılanlar, yeni onu benimsemeye başlayanları kavramamış olmak. Bir taraftan bu ideolojik olarak çok dar bir yerde ve demokratik tartışmanın, siyasal tartışmanın çok dar bir yere sıkıştığı bir yerde olmak. Bunlar gerilim yaratacak ve seçimde sonuçlar ne olursa olsun Kürt siyaseti açısından, Türkiye açısından da konuş, Kürt siyaseti açısından da sıkıntılı günler olacak diyorum. Yani bu konuya çok dağıttığımız için toparlama ihtiyacı duydum. Oradan geldik. Bu %5 veya yeni oylar dediğimizde bir şey Aydın Bey konuşurken aklıma geldi, yani ekleme ihtiyacı duydum. Şimdi AK Parti'nin de büyük hatalarından biri Kürtleri, işte o tabii onun gözünde terörist olarak veya PKK sempatizanı veya işte muhafazakar Türkler veya sorun çıkarmayan, devletle işbirliği yapmakta AK Parti'ye oy veren, yani illa bunlar muhafazakar olmak zorunda da değil. Yani böyle kimlik mimlik derdine düşmemiş Kürtler olarak görüyor. Eskiden beri Türk siyasetinin zaten yaklaşımı bu. Sorun çıkarmayan Kürtler, sorun çıkaran Kürtler. Onun içine bir zaman içerisinde bir de muhafazakar Kürtler kategorisi girdi. Hani çeşitli şekilde Kürt siyasetinde bir manipülasyon unsuru olarak da görülebilen. Oysa ki Kürtler, dediğim gibi artık toplumların hepsi çok çeşitleniyor, değişiyor, dinamize oluyor. Yeni dinamikler ortaya çıkıyor. Kürt toplumu da bunun bir parçası ve bu kalıplara sığmayan kesimler var. Dediğimiz gibi yani PKK veya yurtsever dediğimiz kesimden olmayan ama eskisi gibi madem o kesimden değilim herhangi bir Türk partisine oyumu vereyim, yoluma devam edeyim de demeyen, artık kimliğine sahip çıkan böyle bir nesil yetişti. Veya eskiden öyle davrananlar şimdi böyle davranmaya başladılar. Ya sahi ya, Kürt'ün adı anılmazdı bu adamlar sayesinde. İşte HDP'nin de başarısı buna çok şey yaptı, katkı sundu. Ya cidden bir alanımız geçirdi. Neden Kürt'ün adı olmasın? Neden çocuğumu Kürtçe okutmayayım? Eskiden bunlar çok radikal ve ancak yurtsever Kürtlerin benimsediği şeylerdi. Şimdi onun dışına çıkan Kürtler var ve bu daha da çoğalacak. Yani bunu AKP de görmüyor, görmezlikten geliyor. O kategorilere sıkıştırmaya çalışıyor. Yani muhafazakar Kürtler gene bize versin veya işte sorun çıkarmayanlar bize versin. Kürt siyaseti de kısmen aslında bu kesimi görmüyor. Yani ha, demek artık bize oy vermeye başladılar. Bunlar da yurtsever çizgiye yaklaşıyor olarak görüyor. Benim intibam o. Evet, evet. Yani bu gerçekten de Kürt siyasetinde çok önemli diye düşünüyorum. Bunun doğru okunması, bu dinamiğin karşılığını demokratik siyasette bulması. Pekala.
Teşbihte hata olmaz derler. Şimdi PKK bir halk hareketi öndürü. Öcalan'ın söyledikleri tartışılmıyor bu ortamda. Adalet ve Kalkınma Partisi de bir halk hareketi ve önderi Recep Tayyip Erdoğan'ın... Yok, o öyle değil, o bir siyasal parti olarak. Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri de tartışılmıyor bu ortamda. 7 Haziran'a giderken de, 1 Haziran'a giderken de bu seçimlere başka siyasal partiler de katılmış olsa, CHP ile MHP de barajı aşıp meclise girmiş olsa, genel tartışma Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu kümesiyle HDP, evet, PKK kümesi arasında geçti. Fakat her ikisi de dediğim gibi teşbihte hata olmaz, liderinin söylediği ya da liderlerinin söylediği tabanları tarafından tartışılmayan siyasi hareketler olduğu için, hı hı, ve fakat birbirleriyle çatıştıkları için yeni bir söylem üretilmediği için orada bir tıkanıklık yaşanıyor. Mu? Öyleyse bu tıkanıklık nasıl aşılacak? Ben soruyu anlamadım. İyi anlamadım en azından. Yani tıkanıklık nerede yaşanıyor? İki siyasi hareket ile, yani Kürt siyasi hareketi ile AKP, iki siyasi yani hareketinde, iki siyasi hareketinde lider kadrolarının söyledikleri, hı, tabanları tarafından ya da onları destekleyenler, hı, tarafından tartışılmıyor. Tartışılmıyor. Tartışılmadığı için de HDP'ye oy veren %5 ya da bu seçim, geçen seçimde ilk defa oy kullanan, bu seçimde ilk defa oy kullanacak olan, önümüzdeki seçimde ilk defa oy kullanacak olan ya da bir kere iki kere oy kullanmış genç seçmenler, evet, genç nesil yeni bir hayat benimsemeye çalışırken o yeni hayatın karşılığını bulamadıkları siyasi partilere oy vermek zorunda kalıyorlar ve genel olarak Türkiye tıkanıyor. Bu tıkanıklık, anladım, nasıl aşılacak? Şöyle tam mutabık siyaseten bir şey var tam mı? Tam mutabık yolu değilim. Tam mutabık değilim. Yani tamamen karşıyım anlamına içermiyor. Yaşa. Yok gerçekten. Yani AKP için bu söylenebilir. Sahiden tıkandı. Yeni hiçbir şey söylemiyor. Zaten seçim kampanyasına bakın. Yürekler acısı bir durum var. 7 Haziran'da yaptıklarını, 7 Haziran'da vurguladıkları noktaların bile üstünde durmayan bir seçim propagandası yürütüyor. Ve sadece o işte artık popülizmin tavan yaptığı bir şeyle asgari ücreti şu kadar arttıracağız, şu kadar doğurana şunu vereceğiz, sünnet olana bunu vereceğiz, tırnağını kesene şu kadar vereceğiz filan gibi kara mizah sınırında dolaşan bir yere gidiyor. Yani bir tıkanıklığın ve lider kadro tarafından konduğu için de tartışılmayan bir tıkanıklığın AKP için teşhisin, yani %100 mutabıkım. Buna karşılık sahiden mağdur durumunu kitlelerin gözünde de kazanmış olduğu için, Kürt hareketinden söz ediyorum. İki, yiğidin hakkı yiğide. Demirtaş'ın sözcülüğünde, salt onda değil, benzerleri var ama onun kadar başarılı değil. Demirtaş'ın vurguları bu sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz genç kitleye şimdilik bir şeyler anlatıyor. Yani bir hep aynı lafları tekrarlayan bir papağana dönüşmeden konuşuyor Demirtaş. Demokrasi kavrayışı bence alkışlanacak kadar da net ve bunu iyi ifade eden bir lider. O yüzden önümüzde ne olur, bundan sonraki aşamalarda ne olur bilemem ama 1 Kasım seçimlerine giderken genç kitlelerin ya AKP'ye vermem, bu Kürtlere de ben vermem, bunlar da tıkanmış, yani eleştirilmeyen, hep aynı doğruları papağan gibi tekrarlayan bir hareket demelerinin önüne geçecek bir durum var. Bu Kürt hareketi için ve Türkiye'de demokrasi için de bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tarihte bireyin rolü diye çok tartışılan bir şey vardır. Hani Hitler olsaydı da olmasaydı da nasıl olurdu filan diye dibi sonu gelmez tartışmalar vardır. Ben Demirtaş'ın varlığının da işte tarihteki bireyin rolü, kişinin rolü noktasında anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve en azından konuştuğumuz, tartıştığımız 1 Kasım seçimlerine kadar bunun geçerli olacağını, sonrasını sonra konuşalım. Tabii, çünkü HDP, Aydın Bey'in dediği gibi, bu dediğimiz dar ideolojik çerçevenin ötesine taşmış bir parti şu an itibariyle. Yani hem seçmen itibarıyla hem çeşitli semboller, ki bunlardan bir tanesi de Selahattin Demirtaş. Yani
siyasi yetenekleri, sempatikliğinin ötesinde Selahattin Demirtaş aynı zamanda bu bahsettiğim yeni şeyi temsil ediyor. Yani böyle genç, başarılı, kimliğine sahip çıkan. Samimi, yani, evet, yani daha radikal Kürt hareketinden ziyade dediğim gibi demokratik alanda böyle hani laf çatıştırabilen, aynı zamanda hayatıyla işte böyle iki çocuk babası, genç bir çift ve tam da böyle hani Kürt modernleşmesinin böyle bir timsali veya işte beklentilerinin, taleplerinin bir timsali gibi. Yani dolayısıyla söylenenlerin de ötesindeki semboller çerçevede dahil olmak üzere HDP dediğimiz gibi bu dar tartışılmayan çerçeveyi açmış. O yüzden diyoruz zaten şimdilik bunu bir tarafa bırakalım. Yani AK Partisi'ndeki gibi değil işler. Yani farklı farklı sorunlar olan siyasal söylemler bunlar. Yani genç seçmen, ben de Aydın Bey gibi düşünüyorum. Genç seçmenin böyle HDP zaten böyle donuk bir yer falan diye baktığını düşünmüyorum. Yani oraya gidebilecek seçmenden bahsediyorum tabii yani. Her seçmenden değil çünkü onun da kapsama alanı var takdir edersiniz ki. AK Partisi'nde evet çok büyük bir tıkanıklık var. Ve orada da yeni bir şey söylemek iddiası zaten öyle ümidi de yok. O yeni bir şey olarak eskiye dönmeyi strateji olarak benimsedi. Yani milliyetçilik, daha İslamcı, daha yabancı düşmanı, dünyaya kuşkuyla ve komploculuk zihniyetinden bakan, o manada İslamcılık diyorum ben şeylikten ziyade, muhafazakarlıktan ziyade daha öyle bir yere doğru çekildi. O bakımdan doğru yani Türkiye'de aslında bunlar tartışıyor. Niye de bunlar tartışılıyor? Çünkü aslında Türkiye'de yani şu meşhur ikinci cumhuriyet tartışmalarından da bir başlayan şey Türkiye'de cumhuriyetin demokratikleşmesi sorunu dolayısıyla bugünlere geldik. Yani katı laiklik anlayışından dolayı muhafazakar dinamiğin yükselmesi, itirazlarıyla karşılaştık. Onun temsilcisi AKP bir demokrasi zaferi olarak bana sorarsanız bütün bu önündeki engelleri yıktı ve iktidar oldu. Fakat heyhat yani bu kendine rağmen bir demokratik dinamikti ama kendine gelince yani işler kendine dönünce her şey askıya alındı. Bu sefer yani demokrasinin önünde engel bir dinamik haline aldı. İkinci dinamik malum işte Türk Cumhuriyet'in demokratikleşmesi dediğimiz zaman o da Kürt hareketi. Yani üniter devlet kıskacının dışında taşıma ihtiyacı, o dinamiğin yükselmesi, zorlaması sistemi. O da yani bir Kürt hareketiyle 80'den beri temsil ediliyordu. Ama daha sonra hani demokratik siyasette baştan böyle hani zorlayıcı, zor ve kesintiye uğrayan adımlarla da olsa HDP, BDP, HDP geldiğinde artık bakın daha şu son 10 yılda bile 3 tane isim. Evet. Yani DTP'ydi, kapatıldı. Ondan önce neydi? DTP'den önce hatırlamıyorum. HDP. HDP. HDP, BDP, HDP. Evet. DTP, BDP, HDP. Evet, doğru. Yani öyle bir çizgiden hani sistemi zorluyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin değişim dinamikleri bunlardı zaten. Yani muhafazakar işte bir dinamik bu laiklik cenderesine karşı. Değiştirdiler Türkiye'yi ama şimdi çatışıyorlar. Şimdi değiştiren dinamikler, zorlayan, statikoyu zorlayan dinamikler ister istemez demokratik potansiyel taşıyor. Ama bu demek değil ki. Bu dünyanın başka toplumlarında da böyle. Ve bu demokratikleşme, soğuk savaş sonrasında demokratikleşme dediğimiz süreçlerde pek çok toplumda bu oldu. Yani demokratikleştirici dinamikler öne çıkabildi, çıkacak fırsatlar buldular. Fakat illa bunlar demokrasiyle sonuçlanmadı. Yani o potansiyelin, o dinamiğin yükselmesi demek illa burada böyle demokrasiyle taçlanacak bu süreç demek değil. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi bizim Türkiye oldu. Yani muhafazakarların işte o 2000'li yılların başında açtığı alanda bir demokratikleşme potansiyel alanı, imkanı doğmuştu. O oraya doğru gitmedi. Bir heba aktör olarak da ve bu büyük bir şans heba edildi. Şimdi Kürt siyaseti benzer bir zorlama yapıyor sisteme. Ben o yüzden çok zaten vahlanıyorum. Yani bu zorlamayı yaparken yani çok gidişatından benim hiç memnun olmadığım bir barış süreci de olsa iyi kötü bir kamuoyunun hani konuyla tanıştığı bir süreç yaşanmışken HDP'de %13 oy almışken yani demokratik siyaset zemininde şöyle bir hani bir alan açılmışken Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından bir imkan alanı daha açılmışken tek başına tabii tek başına demokratikleştir demiyorum. Bunun da dediğim gibi bu çatışma siyasetlerinin yeniden gündeme gelmesiyle
Ben yani riske girmesinden dolayı çok bahlanıyorum, çok şey yapıyorum, eleştiri yapıyorum. Yoksa durum bu yani. Türkiye'nin bunlar iki önemli dinamiği ama bir tanesi dediğim gibi tamamıyla şey yaptı. Pekala. Ama Nuray Mert, özür dilerim. Bu Kürt siyasi hareketiyle ilgili o eksende özellikle vurgulandığı için söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çok da kötümser olmayalım. Çünkü HDP'nin deminden beri sözünü ettiğimiz değişimin dinamiğini taşıyan bir parti olması, demokratikleşme konusunda umut veren bir siyasi örgütlenme oluşu sadece bir Demirtaş faktörüyle açıklanamaz. O da olumlu bir faktör. Ancak hatırlayınız, yaşlarımız müsait, 90'lı yıllarda hatta 2000'li yılların başlarında Kürt siyasal hareketinde kadının ağırlığı yoktu. Kadını, şimdi o bölgede çalışmış çok fazla gazeteci yok. Az sayıda gazeteci var. En azından ilişkileri olan, evet. İstanbul'dan telefon ederek de bilgi alabilecek ilişkileri olanlar için söylüyorum bunu. Kadın, yani ben iddialı söylüyorum, göstermelik, vitrin süsü olmayan, o siyasi harekette kadın vitrin süsü değil artık. Bu kadınları da... Şimdi orada da Kürt siyasa bu katı ideoloji dediğimiz şeyin hakkını vermek lazım. Yani Öcalan'ın bu konuda özellikle dönüştürücü rolü var. Tam onu diyecektim. Yani Öcalan'ı hani eleştiremeyiz, şartlar elbette. Yani alkışlayamayız da şu durumda. Mesele o değil. Şuraya getireceğim. Kent meclisleri. Oralarda kadınların taşıdığı vitrin süsü olmayan ağırlıklarının dolaysız tanığıyım. Doğrusu Türkiye solu bunu başaramamıştır. Hala Türkiye solunun lokallerinde kadınlar çay bardaklarını yıkarlar, çay servisi yaparlar. Kent meclislerine gidip gördüğünüz zaman bu işlerin böyle olmadığını görüyorsunuz. Ve bu göstermelik, gelen misafir gazeteci Aydın Engin'e bir hava basalım numarası değil. Organik bir ilişkiye dönüşmüş. Keza HDP'nin aday profiline baktığımız zaman o kucaklayıcılığı, yani bunun içinde LGBT bireyi de vardı, hala var. Azınlıklar, yani gayrimüslimler var, Türkler var ve Kürtler var. Her ille de Kürt partisidir iddiasını öne sürenler gitgide sadece Kürt partisi olmadığını kabul etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü siyasal olarak da etnik, cinsel ve dinsel bir palet açmayı başardı. Bunların az buz başarı olmadığı. Gerçi ben orada bir sorun görüyorum. Şöyle ki, yani sadece HDP mahsus olmayan, son zamanlarda çok daha siyaset söylemini, yani bizde de batıda, farklı ülkelerde de. Şimdi artık biz giderek demokrasiden kastettiğimiz farklılıkların önemi, farklılıklardan kastettiğimiz zaman giderek daha fazla cinsel farklılık, mezhep, etnik kimlik farklılıkları oldu. Oysa ki demokrasi düşünce farklılıklarını da barındırmak zorunda. Evet. Şimdi bunu geriye attığımız ölçüde demokrasi tanımımız değişiyor. Bizde, Türkiye'de de ve HDP'nin dilinde de bu çok yer değişti. Dediğim gibi bize özgü değil, HDP'ye özgü değil ama yani yeni demokrasi söylemlerinde bu çok baskın hale geldi ve bunun aslında, oysa ki bunun iflas ettiğini yavaş yavaş görüyoruz. Bakın şimdi bu hani çok örnek aldığımız İRA modeli. Kuzey İrlanda modeli, yani herkes zaten nasıl, ne benzerlikler buluyor bilemiyorum. Yani tabii ki hani çatışma çözümü açısından ilham kaynağı olabilecek şeyleri vardır ama bunlar çok farklı süreçler. Şimdi o sözünü ettiğimiz süreçlerin diğer bazıları da bel vermeye başladı. Şimdi küçük, yani bizde kıyaslanmayacak şeyler ama pürüzler çıkmaya başladı. Ve tekrar mesela o, şimdi bizde hayırlı cuma anlaşması herkes sanki bir mucize formülmüş gibi bahsediyor. Ama İrlanda çözüm sürecinin de fazlasıyla mezhep farklılıkları, cemaatler arasında politik gücü dağıtmak üzerine kurgulandı. Dolayısıyla uzun vadeli çözüm olma potansiyelini baştan kırılgan hale getirdiğiyle ilgili şimdi tartışmalar tekrar gündeme gelmeye başladı bu son pürüzlerle beraber. Dolayısıyla bir, yani hem kavramsal olarak, ilkesel olarak sorunlu bir şey ve buna dikkat etmemiz lazım. Yani içinde Süryani de var, o da var, o bu da var. Bu AK Parti'sinin demokrasi şeyi de böyle. Yani anlayış da böyle. Yani asla AK Partisi ile HDP'ninki aynı demek istemiyorum. Yani çok farklı vurguları, derinliği ama bu çok yaygın bir demokrasi söylemi. Çok, çok artık fazlasıyla her yeri kapladı. Evet. İçinde işte sadece Türk yok, Alevi var, bilmem ne var filan. Oysa ki demokrasi dediğimiz şey bizim birey olarak da farklı olma. Birey olarak da ve diğer gruplar olarak da. Bu güzel bir vurgu oldu. Peki. Yani peki. Bundan son zamanlarda çok şey yapıyorum da o yüzden rahatsız oluyorum.
Peki, peki HDP'yi şuradan aldık, şuraya koyduk bu 50 dakikalık tartışmada. Yani demokratik ilerleme diye. Gelişme açısından daha farklı bir yerde olduğunun altını çizdik. Şimdi bütün bu yaşadıklarımıza neden olan şeylerden bir tanesi de aslında, yani 7 Haziran sonuçlarının nedenlerinden bir tanesi de mesela Selahattin Demirtaş'ın kalkıp seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız demesiydi. Ondan sonra bu iş bu noktaya geldi. Peki orada o netlikte seni başkan yaptırmayacağız diyebilen bir Selahattin Demirtaş bugün örneğin PKK'ya dönüp aynı netlikte niye sana çatışma yaptırmayacağız, sana çatışma yaptırmayacağız, sana çatışma yaptırmayacağız demiyor. Bu haksızlık olur ama. Şimdi bu haksızlık olur. Bu Türk siyasetinde bence çok yapılıyor. Yani bence Kürt siyasetinin her şeyini tartışma konusu yapmalıyız. Ama şu kıskaca sokmamalıyız. Yani bu soruyu sormayın veya sorulmamalı, tekrarlanmamalı demiyorum. Aksine her seferinde tekrarlanmalı, her seferinde tartışmalıyız. Bu haksızlık çünkü bu partinin tabanı, yani bildiğimiz bir şey var ki bu partinin tabanı PKK'ya sempati duyan, bu mücadeleyi haklı bir mücadele olarak gören, şimdi bizim yani buradan baktığımız yani silahlı mücadeleyi tasvip etmeyen demokratlar olarak baktığımız yerden bakmayan bir kitle var. Zaten biz bir meselenin bu hale gelmesi, yani bu kadar tartışıyor olmamız, yani Kürt sorunu, Kürt çözümü, Kürt barışı dememizin nedeni de bu. Yani çünkü böyle hani kimseyi temsil etmeyen böyle bir silahlı birileri olsaydı o zaten çok sıradan bir asayiş sorunu olurdu. Ne zaman ki silahlı bir mücadele iddiasıyla ortalara çıkan birileri toplumsal taban kazanır, o zaman ona başka siyasal muamele yapıyoruz. Değil mi? Yani zaten iktidar partisi de hani keyfinden kalkıp da hani onun lideriyle bu silahlı hareketi, kalkışmanın lideriyle görüşmeye karar vermedi. Maalesef bunlara ne diyoruz? Tatsız gerçekler veya yüzleşmek istemediğimiz gerçekler diyoruz ama bunlar oluyor. Dolayısıyla bir nokta geliyor ki artık bir mesele toplumsallık kazanıyor. Geniş bir kitle, yani terörist bunlar falan diyemeyeceğiniz geniş bir kütle, yani dağdaki ne gerillamız bizi savunuyor. Bu başka türlü olmayacak. Bizim silahımız olmazsa bizi iyice ezerler kanaatine sahip oluyor. Az buz bir insan kitlesi de değil. Bu daha da toplumsallaşıyor. Yani çatışmalar oldukça ölen, yani her aileden dağda ölen bir üyesi olan birileri çıkıyor. Hapse girmiş olan birileri çıkıyor. Ve bu bir 30 yıllık, 40 yıllık bir zamana, hani daha öncesi de var ama hani PKK söz konusu olduğunda 30-40 yıla yayıldığı zaman artık bu bir toplumsallaşmış mesele oluyor. Yani biz istediğimiz siyasi kategorilerle tartışma lüksüne sahip değiliz. O yüzden bu sempatizan kitlesi, bu kitleye hitap, onların taleplerini ama bu sefer demokratik zeminde temsil etme iddiasında olan bir parti hem demokrat olabilir. Yani ben bu talepleri demokrasi zemininde, yani bu talepler ne? İşte siyasal statü dahil olabilir buna. Ana dilde eğitim ve pek çok buna benzer. Eşit haklı yurttaşlık, bildiğimiz. Buna benzer talepleri ben parlamentoda demokratik siyaset zemininde temsil edeceğim der. Ama ona kalkıp biz, yani çünkü o PKK'ya sempati duyan kitlenin taleplerini demokratik bir şekilde temsil etmeyi üstleniyor. Demokrat zeminde bunu tanımlamamızın nedeni o. Yoksa ona, ha madem sen kendini demokratik zeminde tanımlıyorsun, o zaman git hani o silahlı harekete. Çünkü aynı kitle hem yani sesimiz orada duyulsun ama işte silahlılar da bizi savunuyor falan diye düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle zor bir durumda olan bir siyasi partiyi sürekli olarak işte sen niye eşit ölçüde değilsin? Eşit mesafede değil ki eşit mesafede davransın. Biraz şeye benzetiyorum. Yani şiddeti savunmadığı sürece biz onu demokratik bir parti olarak kabul ederiz. Etmeliyiz, doğrusu bu. Ve meselenin de demokratikleşmesi açısından bu ön kabul işe yarar diye düşünüyorum. Bakın bir kere şöyle bir haksızlık yapıldığı kanısındayım. Söyleyebileceğinin üst sınırında laflar etti. PKK mutlaka silah bırakmalıdır, devlet bırakmalıdır, demek karşılıklı amasız, bırakmalıdır. Amasız fakatsizdir. Amasız fakatsız bırakmalıdır gibi. Benim bile derken bu kadarını diyebilecek mi konusunda beklentimi aşan laflar etti. Bu bir. İkincisi ben bu terör örgütüyle PKK ile arana mesafe koymuyorsun. O zaman sen de onlardansın gibi lafları şeye benzetiyorum. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda benim yaşım müsait, sizlerin pek değil ama şu çok karşılaşırdık biz.
Komünizme karşıyım de. Tip propagandası yapıyoruz. Rusya'ya karşıyım de. Ben komünist değilim diyebiliyor musun? Şimdi salonda bir tane çatlak ses çıkıyor. Ortalığı puan kazanmak için evet ben komünizme karşılıyım dediğin anda kendini inkar etmiş oluyorsun. Karşı değilsin. Öbür taraftan adamın seni sürüklediği nokta tıpkı şey gibi. PKK ile arana niye mesafe koymuyorsun? Gibi. O yüzden... Ya PKK terör örgütü mü? Şimdi tekrar başım belaya girsin istemem. Burada bu yüzden davam vardı ama PKK terör örgütü bir de namert diye. İlan edilebilirsiniz tekrar. O zaman o... Hayır PKK terör örgütü değildir dedim diye de dava vardı. Barış sürecinden en çok yararlanan insan benim. Ben hala keşke... Tehlikeli lafla ederse süremiz doldu. O yüzden bilmem ne maziratması. Şimdi bana da sorsanız... Süre doluyor zaten. Ben son bana soru da soracağım, sorsanız PKK terör örgütü değil diyeceğim. Yani ben başka gerekçelerle, Kürt de sempatizanı başka gerekçelerle filan diyecek. Yani dolayısıyla hani birini böyle hemen şey yapmak için, deşifre etmek için bir yol düşün diye düşünülmemeli mi? PKK terör örgütü mü değil mi? Ha o zaman sen filan terörist değilsin diye bir şey değil yani siz silahlı mücadeleyi benimsemeyebilirsiniz veya işte bir hareketin sempatizanı olursunuz. Terör örgütü olarak görmezsiniz ama şiddet siyasette şiddete karşı çıkarsınız. O nüanslar hiç kalmıyor ve Kürtler sürekli bu kıskaç içerisinde veya Kürtlerin haklarını, özgürlüklerini savunanlar, işte onlara sempati duyduğu düşünülen insanlar. O yüzden biraz o dilden evet yani o dilden çok çektik evet. Kurtulsak diyoruz. Peki şimdi tam böyle çatışmalı bir ortamda seçime giderken Şırnak'ta Hacı Lokman Birliği'nin ölü bedeni güvenlik güçlerinin aracı tarafından sürüklenirken Suriye'de bir Rus uçağı bizim hava sahamıza girip çıkıverdi. Bir cambaza bak cambaza durumu hasıl oldu hemen. Suriye'de olan biten Türkiye'nin Suriye politikası, bu siyasi iktidarın Suriye politikası bu seçimlere ne kadar etki eder? Kimin şansını arttırır, kimin şansını azaltır, olabildiğince kısa toparlarsanız. Ben çok önemli konu, ben bir çok dar bir ben şey. Bir televizyon programında Türkiye'nin böyle bir takım sorunlarını konuştuktan sonra moderatör senin durumunda olan birisi son mısınız dedi, düşüp bayılıyordum. Ama şunu söyleyeyim, ben Türkiye halkının savaştan haklı olarak ürkeceği kanısındayım çünkü onun böyle bir savaşı yok. Yani savaşı dan yana tavır alması için hiçbir sebep yok. Doğrudan onu etkileyen bir şey yok. Hamaset edebiyatıyla yürüyün Suriye topraklarına dense niye gidiyoruz ki diyecek kadar uzak soruna. Dolayısıyla böyle bir maceranın, savaşçı bir tavrın AKP'nin hanesine olumsuz puan olarak yazılacağı kanısında, umudunda ve beklentisindeyim. Farkında mı halkımız bir savaş ihtimali olduğunu acaba? Vallahi şimdi genelde dış politika şeyleri yani dünyanın hiçbir yerinde çok etkili olmaz. Bizde de etkili olsa olsa yani bu milliyetçilik duygusundan dolayı etkili olur. Ama Türkiye'de ne yani böyle bir savaş olmasın, hayır sizin başımıza bu işleri açtınız diye AKP'nin oyu düşer bana sorarsanız. Ama ne de eski günlerde olduğu gibi bir distraksiyon olarak yani dikkatleri başka bir yere çekmek için kullanılışlı olmaktan çıktı. Yani böyle bir aşınma oldu. Yani hele Suriye konusuna girdik, giriyoruz, camide namaz kıldık, kılıyoruz, türbeye aldık, alıyoruz filandan sonra artık bu bir yani şey yaptı. Ciddiyetini kaybeden bir konu oldu. Dolayısıyla hani toplumda işte AKP'den olanlar Ruslara küfredeceklerdir. Bunlar zaten Moskovlar geri geldi. Aşağı yukarı gazeteleri de onları yazıyor. Zaten aynı gazeteler Şırnak'ta cesedi sürüklenen gerillanın da sürüklenme olayının paralelciler yaptığını düşünüyor. Onlar paralel evrende yaşıyor yani AK Parti çevresi. O paralel evrende geçişlilik çok az konuda var. Bu konuda da geçişlilik olmaz. Yani AK Parti'ye oy verecek olanlar Ruslar fena halde façamızı bozdu demeyeceklerdir. İşte bu Moskov gene girdiler, gene ortalığı berbat ettiler filan. Eski Sovyet günlerinden şimdi Rus çağrına döndük diyeceklerdir. Diğerleri zaten yani muhalif ve yani batırdınız memleketi bataklığa soktunuz. Önemli falan. Bir etkisi olmayacak çok, yani. Ben çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ya milli birlik denilen şey bu konularda artık kalmadı. Evet, yani evet, eskiden evet. Bu tür şeyler isabet. Eskiden bu tür şeyler manipüle edilebilirdi. Yani bunlar zor zamanlar işte. Hiçbirimiz eleştiremeyiz. Yani Türk asker doğar falan. O fasıl bitti çok şükür. Yani Kıbrıs Fatihi gibi evet. Şam Fatihi yaşanmayacak. Bir de zaten çok da böyle başarılı da olmadığı için.
Nuray Mert Aydınengin, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Medyascope TV'nin 8. açık oturumunu da burada sonlandırdık. Haftaya 9. da görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.